Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allah'a salli ala şefi'i. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatil şeyatîn. Euzü bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ali ibn Mes'ud radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne min alâmis sâ'ati ve eşrâtıha en yekûnel veledu gaydan ve en yekûnel mataru kaydan ve en tefîdal eşrâru feydâ. Sadaka Rasulullah. Fîmâ kâle ve kemâ kâle nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclislerinden bir mecliste bulunuyorsunuz. Onun hadis-i şerifleri okunduğu meclislerde onun ruhaniyeti hazır bulunur. Cümlemize şefaatçi olur. Dünya ve ahirette himmetleri üzerimizde daim olur. Çünkü bizler onun sözlerine iman ediyoruz. Onun buyurduklarını tasdik ediyoruz. Haber verdiği tehlikelerden Allah'a sığınıyoruz. Müjde ettiği faziletli amelleri yapmaya çalışıyoruz. Rabbimizden bu hususta muvaffakiyetler diliyoruz. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İnne min alâmis sâ'ati ve eşrâtıha, kıyamet alametlerinden bazısı şunlardır buyuruluyor. Şu anda yaşadığımız alametlerden bahsediyoruz. Bitmiş alametleri bitirdik. Şu anda yaşanan alametleri ders olarak sürdürüyoruz. Bundan sonra yaşanacak olanlar da sonunda derslerin sonunda beyan edilecek. O kadar geniş bir mevzu ki diğer eserlere de baktığım zaman bu hususta yazılan teliflere en camiyetli, en kapsamlı, en geniş eserler bile konuyu bir arada delilleriyle toplayabilmiş değiller. Birçok mesele yine dağınık halde duruyor. Yani hadis-i şeriflerde ve rivayetlerde dağılmış vaziyette görülüyor. Bakıyorsun bir rivayet önüne geliyor. Bu hususta derlenmiş olan eserde o yok. Demek ki yine burada istiksai bir rivayet söz konusu değil. Yani bizim bu okuduklarımız tümüyle bu konuda efendim yeterlidir. Ve bu hususta varid olan bütün rivayetleri biz okuduk, gördük, konuştuk diyebilme imkanına sahip değiliz. Velakin mümkün mertebe topluyoruz. Topluyoruz bu rivayetleri. Mukayese yapılacak. Tabi rivayet içinde rivayet geliyor. Bazı rivayetin içinde öbür rivayetin bir maddesi zikrediliyor. Ve bunu dinleyenler belki tekrar gibi zannedebiliyor. Efendim, aynı şey mi tekrar okundu gibi aklına gelebiliyor. Halbuki öyle değil. Çünkü hadis-i şerifin, bir hadis-i şerifte zikredilen maddeler 3 tane. Öbür hadis-i şerifte 10 tane. 10 tanenin içinde bu 3 taneden de 1 var, 2 var veya 3'ü var. Dolayısıyla hadis-i şerifleri ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Bu tekrarlarda efendim ne var? Daha ziyade beyan var, takrir var, zihinlere, akıllara, fikirlere yerleştirme var. Hazreti Kur'an'da görüyorsunuz
Nuh Aleyhisselam'ın kıssası kaç yerde zikrediliyor? Musa Aleyhisselam'ın kıssası kaç surede zikrediliyor? En çok Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve Ad kavmi, efendim, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi, Salih Aleyhisselam'ın kavmi kaç yerde değişik üsluplarla beyan ediliyor, ifade ediliyor. Tabi tefennüne yer verilmiş, değişik üsluplara riayet edilmiş. Daha insana, efendim, değişik bilgiler veriyor, değişik ifadelerle o bilgilere ulaştırıyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin usulünde ne var? Tekrarlamak var. Dolayısıyla bu tekrarlamak bizden değil. Kimden? Allah ve Resulünden. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala bir meseleyi 10 yerde söylemiş. Bunu bir yerde söyleseydi olmaz mıydı? Tekrarda ne var? Zihinlere yerleştirmek var. Çünkü insanlar unutuyor, hafızalar efendim zayi oluyor, çabucak kaybediyor. Onun için peş peşe gelince ne oluyor? Tekit kazanıyor, kuvvet kazanıyor. Mevla da böylece وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ peş peşe sözü sözü ekledik. Mevla buyuruyor, tekrar tekrar beyan ettik. وَصَرَّفْنَا فِي مِنَ الْوَعِيدِ vaidleri, tehditleri tasrif ettik. Tasrif demek yönden yöne, üsluptan üsluba, değişik şekillerle beyan ettik. Tabi bunun içerisinde tekrar ettik manası da vardır. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ efendim, belki düşünür de yola gelirler. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا belki sakınılacak şeylerden sakınırlar. Yahut dinledikleri onlara bir öğüt verir, ibret verir, ders verir, nasihat verir. Böylece kaçınılması gereken şeylerden sakınmaya çalışırlar, Allah'a sığınırlar ve böylece korunurlar diye hikmetini de beyan ediyor. Kıyamet alametlerinden bazıları nedir? En yekûnel veledu çocuk olacak gayvan öfke sebebi. Evlat, yetiştirdiğimiz çocuklarımız efendim analarının, babalarının nesine sebep olacaklar? Sinirlenmesine, öfkelenmesine, efendim huzursuz olmasına, efendim bunun sebebi nedir? Yani çocuk hayırsız olacak, ana babaya asi olacak, onların sözünü dinlemeyecek ve onları kızdıracak işler yapacak. O zaman da kızmamak elden gelmeyecek. Ana baba da bundan çok etkilenecek. Kıyamet alametlerindendir. Tabii evvelce çocuk kuvvettir, çocuk berekettir, çocuk rahmettir. Ama kıyamete yakın ne olacak? Öfkeye sebebiyettir, kine sebebiyettir, nefrete sebebiyettir. Yani mal evlat fitnesi zaten asr-ı saadette Kur'an-ı Kerim'le beyan edilmiş ama kıyamete yakın bu fitne artacak. Ma'lemu ennemâ envâlukum ve evlâdukum fitnetun. Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Fitnedir'in manası nedir? Yani kötüdür anlamında değildir. Fitne demek imtihan vesilesidir. Bu mallar ve çocuklar sebebiyle siz ne olacaksınız? Deneneceksiniz. Allah-u Teala bilmediği bir şeyi böylece öğrenecek değil, haşa. Ama bu imtihanı ne yapacak? Kendisi için değil de sizlerin efendim kendinizi tanımanız, çevrenizin bu işlere şahit olması için ortaya koyacak. Bu ne şekilde olacak? Mal neye fitnedir? Ha, mal yüzünden insan ne yapacak efendim? Yalan konuşuyor. Mal için, menfaat için, dünyayı temin için ne yapıyor? Doğru olmayan bir şey doğruymuş gibi konuşuyor. Niye doğru konuşmuyorsun? Ha doğru konuşursam diyor, benim burada maddi menfaatim kesilecek veya bana bir zarar gelecek. Efendim bu yüzden yalan konuşuyor. Bu yalan ne yapar adamı? Günahkar eder, harama düşürür. Dünya malı menfaati değer mi buna? Değmez. Ama çok insanlar mal yüzünden yalan konuşuyor mu? Alışverişte yalan konuşuyor mu? Söz verirken efendim bir şey derken yalan konuşuyor mu? Konuşuyor. Ondan sonra faize bulaşıyor mu? Faiz bu malla ilgilidir. Efendim parayla ilgilidir. Faize bulaşıyor. Rüşvete bulaşıyor. Haksız kazanç elde ediyor. Hakkının hakkını gasp ediyor. Efendim. Ayrıyetten ne yapıyor? Hakkını malda vermeye cimrilik ediyor. Onun nesi var? Zekatı var.
Uşru var. Efendim sadakası var. Hayrı var, hasenesi var. Onları ne yapamıyor? Veremiyor. Mal arttıkça daha da zor geliyor. Adam 1 milyarı olana efendim kaç lira düşüyor zekat? He? 25 milyon. Öyle mi? Evet. Tamam. 1/40. Efendim. Şimdi bu kolay gelir. 40 milyar olsa he? Para yükseldikçe zekatın oranı artıyor. Artınca zorluk artıyor. Halbuki malın ne kadar artmış ki zekatın bu kadar olmuş. Adama ne diyorlar? Bu bunun zekatı olmaz. Yani ne demek seni bu verdiğin 1/40'dır. Allah mübarek etsin. 39'un senindir. Bir tanesini vereceksin. Ama diyor ki sen benim 1/40'ımın ne tuttuğunu biliyor musun? Lan onu niye bileyim ki ben 39'unu düşünüyorum. 39'u demek nedir? Biri buysa 39'u nedir? E benim zekatım diyor 1 trilyon tutuyor. Gel de ver bakalım. E tabi şimdi demin ne dedim? 20 milyon, 25 milyon, 5 milyon zekat oldu mu? Onu gramına kadar hesap ediyor. Kolay şekilde. Ha işte benim zekatım 25 milyon. Çok kolay. Geliyor ona da vermesi. Ne olacak 25 milyon? Ha ama 25 milyar. Oldu mu zekat? 1 trilyon oldu mu zekat? Var mı 1 trilyon zekatı olan zenginler? Var. Olmaz olur mu? Efendim yine de biliyorsunuz zekatta ne kadar ağır şartlar var. Yani çoğu şeye zekat kullandığına düşmüyor. İhtiyacına düşmüyor. Değil mi efendim? Satılık mala düşüyor. Yani zekatta bayağı bir rahatlık var. Nisapta kolaylık var. Böyle olduğu halde senin demek ticari malın efendim bu kadar fazladır. E şimdi sana mı acıyacağım? 1 trilyon zekatım var. Sana mı acıyacağım? Demek ki 40 trilyon asli ihtiyaçlarının dışında, zaruretlerinin dışında satılık malın var demek. Allah mübarek etsin. Ama ne zaman mübarek eder? O birini verirsen. E şimdi ne oldu? Mal tabi bunda fitneye sebebiyet verdi. Karun ne oldu Karun? Neden battı? O zaman zekat 1/1 idi. Musa Aleyhisselam şeriatında zekat kaçtı? 1/1 idi. Fakat Karun'un 1/1'i devletin bütçesinden fazla. Karun'un 1/1'i. Neden? Her yer hazine. Anahtarları develer taşıyamıyor. Bunun 1/1'i ne eder? Çok büyük rakam eder. Ulan 999'u sana kalıyor. Ama yok o 1/1'i o vereceği çok geldi. Allah'ın peygamberine iftira etti. Musa Aleyhisselam'a iftira etti. Battı gitti, helak oldu. İşte mal fitne. Mal böyle fitne olur. Zekatını vermez, fitresini vermez, kurbanını kesmez. Aşini kurban yaklaşıyor. Değil mi? Kesmemek için 40 dereden 40 su. Efendim, benim şuyum var kesmem gerekiyor mu? Benim buyum yok kesmem gerekiyor mu? Bilmem ne. Kendini kurtaracak kurbandan bahaneler arıyor. Zaten bunların nisabı var. Fıkıh bunlara ölçü vermiştir. Şu şeylere malik olmayanlara zaten kurban vacip değildir. Efendim ama ne diyor? İlahiyatçılar da çıkıyor. Tam canları ekşi istediği şekilde fetva veriyor. Efendim lüzum yoktur diyor. Şart değildir diyor. Farz değildir diyor. Değil mi? Bunlar da canı ekşili istiyor. Böylece mal fitne. Çocuk fitne. Çocuk niye fitne? Çocuk sebebiyle insan çok büyük günahlara düşebilir. Çocuğu gayrimeşru bir şey ister. O onu kırmak istemez. Allah'ın müsaade etmediği bir işe teşebbüs eder. Çocuğu sebebiyle. Çocuğu birinin hakkını yer. Çocuğu birine efendim eziyet eder. Çocuğu birine sıkıntı çıkarır. Bu da onu müdafaa eder. Çocuğundan sebep şahitlik yapacak yere yalan şahitlik eder. Çocuğunu kurtarmak için yalan söyler. Fitne. Kıyamete yakın bu fitneler artacak. Çocuk ana babanın sözünü dinlemeyecek. Bir hadis-i şerifte ve entelidel emetü Rabbeteha cariye efendisini doğuracak diyor.
Tabii o hadis-i şerif çok manalar içeriyor. Yani o manaların şu bu konumuzla alakası şu anda yok ama konumuzla alakalı tarafı nedir? Yani doğurduğu başına ne kesilecek? Ağ kesilecek. Çocuk anasını babasını başına ağ kesilecek. Sanki sen efendini doğurmuşsun. Sen onun kölesi olmuşsun. Şimdi yani anan babandan korktuğun gibi çocuğunu seveceksin. Bu durumlar olacak. Söz dinlemeyecek. İsyankar olacak. Kızdıracak. Anayı babayı kızdıracak, işler yapacak. Şimdi bu kadar insanın çoluk çocuğu var. Allah hepsini salihlere ilhak etsin. Allah hayırlı yapsın. Ama ekseriyetinin durumu nedir? Budur. Ekseriyet çocuklarından memnun değildir. Ha, çocuklarından memnun değildir. Neden değildir? Neden değildir? O da ayrı mesele. Hani namaz kılmıyor diye memnun olmasa, kızı örtünmüyor diye memnun olmasa, namahremlerle görüşüyor diye memnun olmasa, bu yine nedir? Bu yine bir ibadettir. Bu yine Allah Resulüne itaattir. Ama bir de niye memnun olmuyor? Bazısı da diyor ki çarşafı çıkar diyorum, çıkarmıyor. Bazısı diyor işte çalış diyorum erkeklerin arasında, kıza çalışmıyor. He? Öyle de var mı? Öyle de var, çok. Yani niye anasını babası kızdırıyor? Çok nadir ana baba, çok azın azı ana baba diyorlar ki hani beni de dinlemesin, ben yine ona hakkımı helal ederim. Allah ve Resulünü dinlesin de bari cehenneme gitmesin de çoluk çocuğumun yandığını gözümle görmeyeyim. Yarın ahirette de aralarımız açılmasın. لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصُلُوا بَيْنَكُمْ. Bu rahimler, bu çocuklar, akrabalık ilişkileri fayda vermeyecek kıyamet günü. Allah aranızı fast edecek, ayıracak. Sen cennete, sen cehenneme derken tabii ki ana babayı üzmez mi çocuğunu cehenneme görmesi, gittiğini görmesi? Üzecek. Ama bu dertte kaç ana baba var? Kaç ana baba var? Ya namaz kılsın da beni dinlemesin. Rabbini dinlesin. Namaz kılsın da bir şey istemiyorum. Böyle diyen ana baba çok az var. Allah sayılarını artırsın. Örtünsün de, namahreme gözükmesin de, haram yapmasın da, zina yapmasın da, içki içmesin de, uyuşturucu kullanmasın da, ben kendi özel işlerimi zaten affederim, bağışlarım. O benim hakkım zaten, o hakkımdan geçerim, feragat ederim. Böyle ana baba kaç tane? He, ama namaz kılsa, oruç tutsa, zikir yapsa, ibadet yapsa, bunların kendi başka istekleri var. Kendi başka istekleri var. Tabii ana babanın istekleri yapılacak. Yapılması lazım. Evvelakin çocuk bu şuurda değil. Bu sefer ana baba ne yapması lazım? Yine feragat etmesi lazım. Görmezlikten gelmesi lazım. Affetmesi lazım. Değil mi? Ne buyuruyor? Estaizu billahi. Ya ellezine amenü inne min ezvâdikum evlâdikum aduvvellekum fehderuhum. Ey inananlar! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşmanlarınız var. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşmanlarınız var. اَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ وَمْرَأَتُكَ الَّتِي تُضَاجِعُكَ. Düşmanlarının en büyüğü kimdir? Şu bizim komşu var, odur. Değil. Düşmanlarının en büyüğü kimdir? İşte şu rakibimdir. Şu düşmanımdır. Şu hasımımdır. He? Şu kanlı bıçaklımdır. Değil. Herkesin en büyük düşman nedir? İki yanının ortasındaki, ta burada merkezi olan nefsin. Hadavet kılma kimseyle, sana nefsin yeter düşman ki asla senden ayrılmaz. Umur ahir olunca ta son nefesine kadar sabit bir düşman. Öbür düşmanlıkların çoğunun neticesi dostluğa, meveddete, muhabbete dönüşüyor değil mi? Eski düşmanlar dost oluyorlar bazen değil mi? Nice kanlı bıçaklılar görüşüyorlar, konuşuyorlar, barışıyorlar değil mi? Ama bu nefise güvenmek mümkün mü? En son dakikada sana bir gol atar, bir de bakarsın en Müslüman adam dinsiz dünyadan çıkar. Olmuyor mu? Ne takva geçinenler bir anda kaymıyor mu? Kim yapıyor bunu? Kim yaptırıyor bunu? Nefsin. Şimdi sen ne diyorsun? Şu düşmanım benim, bu düşmanım benim. Şu beni kıskanır, şu beni çekemez. Şu iyiliğimi istemez, şu şöyle yapar, bu böyle yapar. Sonunda sana nefsin bir iş yapar. Düşmanlarını aratmaz düşmanlar. Ne yapacak sana düşmanlar? Hiçbir yapamaz. Düşmanlar sana ne yapacak? Haksız yere öldürseler şehit olursun. Yaralasalar kefaret olur, gazi olursun. Maddi manevi sıkıntı yapsalar günahların erir, derecen artar. Düşmanların sana
Ne yapsalar senin dereceni artırırlar. Ama bu nefis ne yapar seni? Allah muhafaza, kafir yapar da haberin bile olmaz. Bu nefis böyledir. Ondan sonra bir düşmanın kimdir? Yatağını paylaştığın hanımın. Yatağını aynı yastıkta yattığın hanımındır. E hanımın niye düşmandır sana? Hanımın niye düşmandır sana? Tabii bazı hanımlar kocasının hayrına teşvikçidir. İyi yolda yardımcısıdır. Allah sayılarını artırsın. Allah hepimizinkini öyle yapsın. Ama bazıları vardır ki efendim bak komşunun şusu var. Bana da bunu almasan geçinemeyiz. Sana yüz vermez, surat asar, isyan çıkarır, evde huzursuzluk çıkarır. Şunu alman lazım, şunu yapman lazım, şunun şusu var, bunun busu var. E benim buna imkanım yok. Nereden bulursam bul. Adam değil misin? O da gider işte onu soyar, onu çalar, ona yalan söyler, onu kandırır, onu eder. Niye ben hanıma bayram tatili söz verdim şimdi? Bu adama parasını ödersen şimdi oraya gidemeyiz. En iyisi karıyla bozuşmayalım, bunu biraz geciktirelim. E olur mu şimdi böyle bir şey? Yapıyorlar mı bunu? Yapar. Hesabını yapar, kitabını yapar, karının bir durumunu düşünür, isteklerini düşünür, bunları öne alır, onunla iyi geçineyim der, buradan hakkı hukuku yer. Yapar. Efendim, helaldanmış, haramdanmış, sormaz. Bul da getir, nereden getirsen getir der. Daha nice günahlara seni teşvik eder. He? Efendim, Allah'ın haramlarını efendim yapmaya seni teşvik edebilir, istişare yanlış verir, seni yanlış yönlendirir. He? Efendim ben seni sakallı istemiyorum der. Değil mi? Sakalını kes böyle der. Sakalını keserse olacak senin gibi. Olsun benim gibi der ama işte sakalsız ister karı adam. Bazı karılar öyle ister. Aklı olan karı istemez ama efendim şunu kes der, şunu yap der. Tıraşını şöyle yap der. Yaşlıya benzedin der. Hiç tipin şey değil der. Efendim ben genç adam isterim der. Senin bu şey efendim sünnet böyledir, şu böyledir. 40 yaşında oldun bir de eline baston al da karıdan dayağı yersin bastonla. Ulan benim yanımda böyle gezeceksin millet diyecek. Ben gençlik havalarındayım 30'unda geziyorum. Herif baston almış eline dede olmuş derler ya. Beni rezil etmeye ne hakkım var ya. Ya sünnettir münnettir. Dinletebilir misin karıya ya? He? Efendim bu boynun biraz bükük gez. Kambur gez. Adam diyor. Ben diyor kot pantolonlu koca istiyordum diyor ya. Ulan ben sonra mı şalvar giydim? Zaten şalvarlıydım. Sonra mı cübbe giydim? Zaten cübbeliydim ama ben böyle diyor dede gibi adamla ne yapacağım diyor ya. Çarşaflısı bile bunu söyleyen var. Çarşaflısı. Ben kotmandan boğulma adam isterim dedi. E tabi. E kadın bu yapar yani. Benim kocam genç görünmesini isterim. Şöyle isterim, böyle isterim. Cık. Kredi aldırır. İyi model araba aldırır. Bir üstünü al, kredi al, faiz al. Bunları hep yapıyorlar. Bu kadınların fitnesinden kurtulan kaç adam var? Kaç adam var? Ne keydeki ne azim. Çok büyük hileleri var. Onun için en büyük düşmanın yatağını paylaştığın eşin. Bu ne demek? Bu şu demek şimdi gidersin karıya bu akşam yatarken şşt, uzak git lan. Düşmansın sen bana diye karıyı itekleme. Yataktan tepme. Minderden düşürme karıyı. Biz sana demedik karıya düşman muamelesi yap, düşman gibi bak. Sen bana düşmansın ha, dokunma. Böyle demiyoruz siz ya, lafı. Doğru anlıyorsunuz tabii değil mi? Yanlış yapabiliyorsunuz ama doğru anlıyorsunuz. Yanlış yapmayın. Ha burada ne demektir? Onun Allah-u Teala'nın muradının hilafına, sünnetin efendim müsaade etmediği konulardaki tahriklerini, teşviklerini değerlendirme. Sen yine Allah ve Resulüne itaat et. O arada hafif bir geçimsizlik, huzursuzluk, bunalım riskini göze al. Çünkü onun sonu Allah'ın izniyle berekettir ve rahmettir. Çünkü Allah'a Resulüne itaat ettin mi Allah huzur verir, bereket verir. Sen onun sözünü dinledin mi huzur, bereket kaçar. Çünkü ha ne zaman dinlersin? Namazını kıl dedi mi zaten kılacaksın, dinlersin tabii. Öyle karı da var ki adama diyor sakalını uzat, bir tutam yap. Ne diyor böyle küçücük kısacık diyor sakal diyor cilet gibi böyle olur mu diyor kadın. Bir tutam sakalını bırak. Böyle karı da var. Onu dinle işte. O karıyı dinle. Sarık sar diyor onu dinle. Değil mi? Efendim şu filmleri seyretme diyor. Kocasıyla savaş yapıyor. Değil mi bazı kadınlar var. Şu filme bakma diyor. Şu kötülüğe bakma diyor. Şunu şöyle yapma diyor. Namahreme bakma diyor. Ha öyle kadın da var. Tamam onu dinle biz bir şey demiyoruz. Ama İslam'ın hilafına olan isteklerinde orada Allah'ın rızasını tercih et.
Mevla onu da senden razı eder o zaman. Çünkü kalpler kimin elinde? Allah'ın elinde. İstediği tarafa çevirir. Milletin memnuniyetini kazanmak için Allah'ı kızdırırsan, Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Ayşe anamıza radıyallahu anh'a mektup yazdı. Dedi bana bir nasihat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği nasihatlardan bir hadis-i şerif de Hazreti Muaviye sahabenin ileri gelenlerinden, kendisi hadis ravilerinden ama tabii her hadisi hepsi duymuş değil. Onun duyduğunu o duymamış. Bu rivayetler bize kadar neyle ulaşmış? Hepsinin kanalıyla ulaşmış. Bir ikisini hepsini istihab ettiği vaki değildir. O da ona cevapta ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar kısa mektuplar, ne kadar müfit ifadeler, ne kadar veciz belli ifadeler değil mi efendim? Biz olsak yıkama, yağlama, teşrifat bilmem ne, nasılsınız, havalar nasıl, efendim sular nasıl, efendim mektuplarda sarı inek doğurdu mu işte, lahanalar oldu mu işte, konuş da konuş, fuzuli fuzuli vakitler zayiatlar. He Ayşe anamız ona mektup yazıyor, Hazreti Muaviye, emirul müminin, radıyallahu anh, kral, efendim padişah, efendim halife, ne dersen de, her vasfı var. O da ona mektup yazıyor. Ne diyor, ben Resulullah'tan işittim, sallallahu aleyhi ve sellem, men iltemese ridallahi bi sekatin nasi kefahullahu mü'neten nasi ve men iltemese ridan nasi bi sekatillahi ve kelehullahu ilen nasi. Hadise bak. Hepimizin hayatındaki belirleyici bir hadis. Bunu alın böyle kafanıza, gözünüz önüne, bundan amel edin. Her konuda müracaat edebileceğiniz bir hadis. Ne buyuruyor? Kim insanlar ne derse desin, kızarsa kızsın, kızan yatağını ayrı sersin, ben Allah'ımı kızdırmayayım, düşünür de insanları kızdırma bahasına da olsa, velev karısını velev en yakınını kızdırma bahasına da olsa, onu göze alıp Allah'ın rızasına ulaşmayı ararsa, insanlardan gelecek sıkıntılara karşı Allah ona yeter. Bunun aksi, her kim, aman milleti memnun edeyim, karımla iyi geçineyim, çocuğumla iyi geçineyim, komşumla iyi geçineyim, ortağımla iyi geçineyim, çevremle iyi geçineyim, iyi görüneyim, şudur budur, gayeleriyle Allah'ı kızdıracak işler yaparsa, yani Allah'ın gazabını göz önüne alaraktan, Allah kızarsa kızsın, yeter ki şu insanlar kızmasın, zihniyetine giderse, Allah onu insanların eline bırakır, ne yaparsanız yapın buna der. Ondan sonra da işte o adamın başı beladan kurtulmaz. O ona kazık atar, o onun sözünden bozar, o onun kötü gününde bir tekme de o atar. Herkes belasını verir birbirine. Allah insanları birbirine bela atmış ve cealna ba'dakum li ba'din fitne. Hep birbirinizin belasısınız diyor. Bela imtihandır Arapçada. Bela en hasena, güzeli de olur. Yani imtihan güzel netice de verebilir, kötü netice de verebilir. Ennihatinde imtihanı illa da kötü görmek lazım değil. Fitne dedim mi, bela dedim mi Arapçada, Kur'an ve sünnet istilahında bunlar efendim iki tarafa da yönlü manalar içeriyorlar. Yani ne demektir? İmtihan vesilesi. Hanımın fitne, çocuğun fitne, bela. Bu ne demek? Bununla deneneceksin. Sen bunu memnun edeyim derken Allah'ı mı kızdıracaksın? Yoksa Allah'ı kızdırmamak bahasına kim kızarsa kızsın mı diyeceksin? Mevla bunu görüyor. Mevla şu anda hepimizden bunu görüyor. Dolayısıyla Allah'a nefsimizden hayır gösterelim inşallah. Hayır yapalım, hayır görsün. Biz ne yaparsak, ne niyet taşırsak, ne amel işlersek Allah onu görür. Celle Celaluhu. Tabii ne yapacağımızı da bilir ama onu önceden yazmaz. Yani onu bekler, yapılsın, işlensin, şahitler o zaman tutar. İlmi ezelisine göre hakkımızda hüküm vermez. Hükmü neye göre verir? Yine bizim yaptıklarımızı şahitler huzurunda meleklerle tespite alır. Kayda aldıktan sonra hesabı ona göre görür. Rabbimizin adaleti, muamelesi bunu ceza eder. Ey inananlar, eşlerinizden, çocuklarınızdan ne var? Aduvvellekum. Büyük düşmanlarınız var. İşte çocuğun da aynı meseledir. Çocuğun yüzünden ne yanlışlıklar yaparsın? Ne hatalar yaparsın? Haklı haksız çıkarırsın. Haksız haklı çıkarırsın. Efendim değil mi? Fehderuhum. Onlardan ne yapın? Sakının. Sakının ne demek? Siz düşmansınız, siz tehlikesiniz, aman değme, aman elleme değil.
Neyinden sakının? Sizi Allah'a ve Resulüne muhalefete sevk etmelerinden sakının. Uyanık bulunun. Hemen mukayese yapın. Ben şimdi bunu sevindireyim derken Rabbimi kızdıracaksam olmadı. Ama Rabbimin rızası ile çelişmiyorsa o zaman her tarafı da memnun edeyim. Çeliştiği zaman kimin rızası önde? Rabbimin rızası önde. Bunu memnun edeyim derken bir harama, bir günaha düşmeyeyim. Bu manada söylüyorum. Çoluğun çocuğun isyandaysa, günahtaysa, gafletteyse, yarazdaysa, Allah'tan yüz çevirmişse, haktan dönmüş sırtını gidiyorsa ona üzül. Hidayetlerine duacı ol. Onlara hayır, hakkı tebliğ et. Bu tamam. Ama sana karşı yanlışlıkları var. Edepsizlikleri yapmamaları lazım. فَلَا تَكُلُّهُ مَعُفِنْ Üf bile dememeleri lazım. Lazım ama işte o bilgisizlik, cehalet, efendim kültür, bu düzen böyle yetiştirmiş. Dolayısıyla bunlar bazı yanlış yapabilir, edepsiz konuşabilir, sesini yükseltebilir, bağırabilir, seninle çekişmeye, mücadeleye girebilir. O haklar kime dönüyor? O haklar senin kendine alakadar ediyor. Günah oluyor mu? Oluyor. Günah oluyor ama senin o hakkı bağışlama hakkın var mı? Var. Helal etme hakkın var mı? Var. Yani sen Allah ve Resulüne karşı yaptıklarından dolayı üzül. Kızıyorsan Allah ve Resulüne karşı yaptıklarından dolayı kız. Ama sen şimdi öyle yapmıyorsun. Sen namaz da kılsa, ibadet de yapsa, Allah'a sonra itaat da etse, sana karşı yaptığın bir terbiyesizliği ayyuka çıkarıyorsun. Ha sana iyilerse, işini görüyorlarsa, dediğini yapıyorlarsa, Allah ve Resulüne karşı ne yaparlarsa yapsın, ben çocuğumdan memnunum. Diyorsan ki namaz kılmıyor. Bir namaz kılmıyor işte. Ulan bir namaz kılmıyor ne demek? Bir namaz kılmıyor demek Allah'a isyan bayrağını açmış, hiç seni tanımıyorum diyor Allah'a zaten. Daha bir namaz kılmıyor derken bunu küçümsüyor musun? Allah muhafaza. Çok iyiler, çok memnunum, şudur budur. Nasıl memnunsun? Gidip kerahede çalışıyor desen. Ya ne yapayım, bana para getiriyor, bir sorunumuz yok. Ne dersem yapıyor diyor. Zihniyet bu! Onun için ben en ucundan misal veriyorum, siz ortasını bulun. Yani ben zirveden konuşurum. Doruk noktası yani. Ama onun doğruluk payı var mı? Olmaz mı canım? Yanlışım ne payı var burada kürsüde? Hepsi doğru. Böyleleri var yani. Ha böyleleri var. Karısını fuşa zorluyor. Böyleleri var. Ne yapmıyor? Getir para ne olsun olsun. Durum bu. Halbuki sen ne yapacaksın? Efendim nefsine yönelik olanları affedin. Ve inta'fu ve tasfahu ve tagfiru فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ Yine de diyor bak, hanımınız, çoluk çocuğunuz size karşı yanlışlık yaparsalar, efendim sizi üzerseler, kızdırırsalar, işte kıyamet alametlerindendir, ne yapacak çocuklar? Ana babasının kızmasına sebep olacak, yani kızdıracak işler yapacak, kıyamete yakın bunlar oluyor yani. Tam kıyamet alametlerinin yaşananlarındayız şu anda. O zaman ne yapın diyor, affederseniz, saf ederseniz, görmemezlikten gelirseniz, bağışlarsanız, Allah da sizi bağışlar, Allah da hepinize acır diyor. Dolayısıyla Allah neye teşvik ediyor Celle Celaluhu? Affa teşvik ediyor. Mağfirete teşvik ediyor. Bağışlamaya teşvik ediyor. Göz yummaya teşvik ediyor. Ama ne hususta bunlar? Sizin kendinize yönelik haklar açısından Mevla bunu buyuruyor. Yoksa Allah'ın hakkı açısından zaten o zaman onu bağışlama merci Allah-u Teala'dır. Sen desen ki ona sen kılmıyorsun ama ben seni bağışladım. Senin bağışlama hakkın yok ki namazı ondan. O ayrı bir şey. Allah'la arasında hesap. Ama size karşı yaptıkları kötü fiillerde takındıkları yakışıksız tutumlarda affedin. Görmemeye bakın. Hatta ne diyor kitapta? Kitapta diyor ki ana baba bilirlerse ki ben bu isteğimi bu çocuğuma iletirsem bu çocuk bu talebimi yerine getirmez. Getirmeyince de beni üzer, beni kızdırır. Böylece de ne olur? Günaha girer. Ana baba bunu kestirebilir mi? Kestirir. Kendisinden ilgili mesele. Diyor ki bu çocuğa bile şunu yap. Yapmayacağını biliyor. Yine de ona o talebi iletmesi uygun değil diyor. Neden? Günaha girmesine ana babası ne oluyor? Sebep oluyor. Bakarsan ki yapmayacağı bir iş hiç deme diyor. Açma o konuyu. Neden? Ona bir talep iletip de o da karşılamazsa Allah indinde mesul olacak. Onun için büyükler, ana babalar, çocuklarına karşı muamelede tamam o beni kızdıracak iş yaptı.
Affet, görmemezlikten gel, yeter ki Allah hakkı olmasın. Allah hakkı olursa tamam, tebliğ et, doğruyu söyle, ikaz et, ne yapacaksın? Vazifeni yapacaksın ama kendinle ilgili olanı bağışlarsın, geçersin. Kızgınlığın bir şeye hayrı yok. Çocuğunu reddettin, çokları ne yapıyor evlatlıktan? Reddediyor. Ne cenazene, ne cenazene. Yüzünü görmüyor, çokları çocuklarını senelerce görmüyor. Bayramda geliyor, yalvarıyor, kapıyı açmıyor. Ana babası böyle görüşmeyenler çok var. Çocuklarını reddetmişler. Ama Mevla buyuruyor, aftan yana olun, tamam kızdıracak şeyler yapacaklar. Kıyamet alametleridir, bununla karşılaşacaksınız. Ama affedin, bağışlayın. Görmemezlikten gelin, geçin. Allah'tan da ümidin, ya Rabbi ben bunun bu şeyini bağışlıyorum. Sen de beni bağışla ya Rabbi. O bana karşı yanlış yapıyor, ben de sana karşı ne kadar yanlışlar yapıyorum. Elâ tuhibbûne en yeğfirallâhu lekum. Allah'ın sizi affetmesini istemiyor musunuz? İstiyorsanız siz de onları affedin. Böyle kul kula iyi davransın. Ha benim onun üzerine hakkım var. Ben demeden o cennete giremez. Benim rızam olmadan o efendim nimet yüzü göremez. E doğru olabilir. Ana babanın böyle hakkı var mı? Var. Cennet, el cennet tahta tahmilü ümmat, annelerin ayaklarının altındadır diyor. Efendim, el validü efsatü ebbâbil cennet, cennet kapılarının ortası ana babadan geçer diyor. Ana babanın kapısından o cennete girilir. Ana babanın rızası burada aranır. Allah'ın rızasından sonra ana baba rızası aranır cennete girmek için. Çok önemli bir, çok ağır bir iş, sorumluluk ya bu ana babaya itaat meselesinde. Tabii çocuk onu kızdıracak iş yapmamaya gayret etmesi, titizlik ister. Hele bu zamanımızda acayip. Biraz da yaşlanınca hassaslıkları artıyor. En ufak şeyden üzülmeye başlıyorlar. İki gün telefon etmesen gönül koyuyorlar. E niye aramadın, niye etmedin? Karını 50 kere ararsın, beni bir kere aramazsın diyorlar. Haklı mıdırlar? Haklıdırlar. Haklıdırlar ama sen de ana babasın işte. Karıyı aramadın mı akşam çıngar çıkıyor kardeşim. Karıyı aramadın mı akşam çıngar çıkıyor. E sen de ana babasın, iki gün aramadın mı idare edeceksin ya. E sen de bindir bu taraftan, o taraftan, parçala gitsin. Olmaz ki ya. Ana baba affedecek. Başlayacak, görmezlikten gelecek. Muamele bunu gerektirir. Ha, hep sen beni kızdıracak işte. Kıyamet alameti zaten bu olacak ya. Bu oldu işte. Bu oldu. E, kimden bekleyeceksin? Affı mavuri. El kızını affedecek hali yok. El kızı daha beter. Malzeme arıyor. E sen ana babasın. Bu birinci madde. Ama Allah bize inşallah itaat eden çocuklar nasip eder. Allah çocuklarımızı salihlerden eder. Allah çocuklarımızın kalbine itaat ilham eder. Çünkü bize de kendisine itaat nasip eder. Çoluk çocuğumuza da Allah ve Resulüne itaat yolunda bize itaat nasip eder. Yani çünkü bu zincirleme olursa biz onları kötülüğe teşvik ederiz. Allah muhafaza. Biz de yanlış yol gösteririz. Onları da helak ederiz. Kendimiz de batırırız, mahvederiz. Tehlike olur. Hepimiz ocağımızı cehenneme kurarız Allah muhafaza. Onun için evvela ne diyor? Ya Rabbi evvela bize sana karşı itaat nasip eyle. Onlara da bize karşı itaat nasip eyle. Böylece seni itaat yolunda birbirini dinlemek nasip eyle. Yoksa Allah'a isyan noktasında kim kimi dinlese hepsi birbirinin azabına sebep olur. Evet. İkincisi nedir? Ve en yekûnel mataru kayza. Yağmur ne olacak? Efendim yazın yağan yağmur dahi efendim çok bereketsiz olacak. Yağmur bereketsiz olacak. İşte geçen hadiste de geçti. Kıyamet alametlerinden birisi nedir? Yağmur çok olacak, mahsul az olacak. Mahsul az olacak. Hani ben size yine onu da söyledim. Mahsul az olacağın da manası illa da kilogram açısından değil. Mahsul da çok olsa da bereketi az olacak. Bereketi ne demek? Yani yağmurun neticesinde ne geliyor? Mahsul geliyor. Mahsulün getirisi ne olacak? Geçim bolluğu olacak. E şimdi yağmur bol yağıyor. Mahsul çok var. Geçim dar. E geçim dar. Geçen sene söyledim. Adam diyor gelen yok bakan yok. Mandalina kaldı. İzmir'in bahçelerinde. Adam diyor kimse gelip almıyor. Yani yağmur çok yağdı. Mahsul bol oldu. E para yok. Yani yine yetişmiyor. Yine geçinemiyor insanlar rahat. Dolayısıyla tarlayla ekinle uğraşanlar çok da mahsul alsalar aldıkları ne yetiyor? Kazandıkları, bezendiklerine yetişmiyor. Fındıkçı, çay adam çay ekiyor, biçiyor. 2-3 sürüm harman alıyor, çayı veriyor, çay parası alıyor. Bir hesap yapıyorsun, bakıyorsun. Ondan bir mevsimi geçirecek para değil. Değil. Çünkü kıyamet alametidir. Bereket
azalacak. Men tefibal eşraru feyllah. Kıyamet alametlerinden biri de ne olacak? Kötü insanlar, şerli kimseler bolca artacak. Öyle bollaşacak, öyle kötüler artacak. Efendim, kesretle, çoklukla şerlilere rastlanacak. Ya acayip bir şey ya. Acayip bir şey ya. Yani öyle zarar vermeye başladılar insanlara. Birbirlerine öyle dalmaya başladılar. Adamı alıyor, arabasını gasp ediyor, adamı da kesiyor atıyor. Sakarya'nın ırmağına ya. Ya ne gibi adamı? Ha, arabayı çaldın zaten. Tamam aldın, parayı da aldın çantasından 1 milyar 2 milyar tamam. Adamı niye öldürüyorsun? Adam yaşarsa beni haber verir. Ya Allah, adam ölürse daha beter olur. Arayacaklar bunu, kim öldürdü? Sana bulacak, gelecek bu iş. Bu iş neticeye çıkacak. Ya, şerliler artacak. Çokça bollaşacak. Ve tabii ki çok çoğalırsa bir şey, onunla karşılaşmakta ne olur? Çok olur. Onun için kötülerle karşılaşma durumumuz çok arttı. Değil mi? Diyoruz Allah iyilerle karşılaştırsın. Adam diyor bir yere gideceğim, adam diyor bir iş yapacağım, adam diyor yola gideceğim. Hep ne diyoruz mesela, dua istiyorlar. Diyoruz Allah iyilerle karşılaştırsın. Bir vazifeye gidecek bir önemli meselesi var. Allah iyilerle karşılaştırsın. Çünkü neden? Kötülerle düştüğün zaman da hakikaten zor. Olacak işin olmaz. Hallolacak işini bozar. Git gel, git gel, git gel, insanı mahveder, perişan eder. Kötü insanlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah'a sığınmak lazımdır. Minel cinneti ben nas. Eûzü bi rabbin nas. İnsanların Rabbine sığınacaksın. Kimden? İnsan şeytanlarının şerrinden, cin şeytanlarının şerrinden. İnsanların şerri var. Şerrini ancak Allah savabilir. Allah def edebilir Celle Celaluhu. Allah'a sığınanları Allah korur. Kurtarır. Bu kadar kitapta dualar var. Onların içindir. Bu şerlere karşı. Evet. Min şerri mâ halaka ve zer'a ve bera'a. Allah'ın yarattığı, ürettiği, türettiği her şeyin şerrinden Allah'a sığınacaksın. Hepsini yaratan Allah. Celle Celaluhu. Şerleri de yaratan Allah. Hayırları da yaratan Allah. Hayırlardan razıdır. Şerlerden razı değildir. Ama hayrı yaratsa, şerri yaratmasa, o zaman hiç şer olmayınca imtihan olmaz. Dünya olur cennet, o zaman dünyayı kurmaya gerek olmazdı zaten. Direkt cennete giderdi herkes. Ama bu imtihan darına yakışan nedir? Herkesin istediğini yaratmaktır ki herkesin istediği meydana gelsin. Neticede hesap sual, neticede mükafat, azap gerçekleşsin. Bu hikmet böyle. Onun için Allah Teala bizi iyilerden etsin. İyilerle karşılaşmayı nasip etsin. Kötülerden uzak etsin. Şerlerinden muhafaza etsin. Amin diyen dilleri narcihimden azat etsin. Amin denecek dua işte. Allah amin diyen dillere rahmet etsin Allah. Amin. İşte dua. İşte cemaat. İşte bereket. Tamam. Böyle yer bulmuşsun. Ne arıyorsun başka? İkinci hadis-i şerif. Ali bin Mes'udin radıyallahu anh. İnne min alâmissâ'ati ve eşrâtiha. En yusaddekel kâzibu ve en yukezzebes sâdiku. Kıyamet alametlerinden, nişanlarından, yaklaştığının delaletlerinden birisi de nedir? Acayip bir haberdir. Yalancılar tasdik edilecek, doğrular yalancı çıkarılacak. Ne acayip hadis ya. Yalancı, sahtekar, düzenbaz, hokkabaz, hiçbir şeyine güvenilmez ama bu adam toplum tarafından tasdik görecek, tebrik görecek, doğru görülecek. Görmediniz mi? Adamlar milleti nasıl kandırdılar, nasıl ettiler, hiçbir dediği doğru değil adamın. Bu kadar milyonlarca millet gitti onlara verdiler. Değil mi? Misal söylüyoruz. Hiç güven vermiyor. Konuştuğu insana hiç güven vermiyor mesela. Hiç peşine gidecek adam değil. Diyor adam bana bir döner yedirdi şimdi ne yapayım? Ben Allah Allah, o döner yedirdi, bu koyun yedirdi, öbürü kebap yedirdi, öbürü bir şey yedirdi, tamam. Sen ne adamsın ya? Ne adamsın ya? Ufacık bir menfaat. Döner yedin peşinden zehri içirecekler. Deli misin, divane misin ya? Yalancılar ne olacak? Tasdik edilecek. Adamın şiarı kezip, adamın nişanı yalan, dolan, ahde hıyanet,
Söz bozmak. E bu adamı doğrulayacaklar. Doğru adam diyecekler. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz diyecekler. Ayrancının şahidi demiş. Bozacı. Onunki de şıracı. Hepsi birbirinin şahidi. Bunlar birbirini körler sağırlar, birbirini ağırlar. Yalancılar tasdik edilecek. Doğrulara yalancı denilecek. Lan bizden doğru adam mı var? Bu kadar konuştuk, bize neler ettiler? Ne konuştuk? Hep doğruları konuştuk. Hep doğruları yaptık iddiasında değilim. Çünkü kul kusursuz olmaz, Mevla hafsız olmaz. Bizim de yanlışlarımız olmuştur. Peygamber değiliz. Ama ve lakin millete konuştuğumuz şeylerde hiç aldatıcı, kandırıcı, yanlış yönlendirici bir konuşma yapmadık, bir beyanda bulunmadık. Konuştuklarımız hep doğruydu. Gerçi her doğru her yerde konuşulmamalıydı, onu bilemedik. Ayrı dava. Ve lakin doğru konuşan adama yalancı derler, sahtekar derler, şu derler, bu derler. Yalan konuşan adama doğru konuşuyor derler, bak ne güzel söylüyor derler. Dengeler bozulmuş, ölçüler karışmış. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kıyamete yakın bunlar olacak. Eskiden bunlar yoktu. Yalancı böyle damgalı eşek gibi affedersin gösterilirdi. Bir adamın yalancı olduğunu sağır sultan bilirdi. Alışında, verişinde, işleminde, şusunda, busunda herkes birbirine kaş göz ederdi. Veya şöyle de böyle. Kız isteyecek, mal isteyecek, borç isteyecek, şunu yapacak, bunu yapacak sorarlardı. Onun hakkında birbirine. Sordukları zaman da herkes doğruyu söylerdi. Fasıkın gıybeti olmaz. Leyselil fasıkın gıybetün. Fasıkın gıybeti olmaz. Neden? Adam orada dolandırmış. 10 bin dolar, 20 bin dolar almış vermemiş. Bu adamdan da borç istiyor. Bu adam sana gelmiş. Ne var efendim? Şu kardeşimizi tanıyor musun diye sana sormaya geldim. Bu benden borç istiyor. Neyse şimdi gıybet yapmayalım. Gıybet yapmayalım. Olur mu herifin ocağını yakacaksın ya? Men isteşâra akâhu felyüşirin ya. Resulullah buyuruyor. Bir insana, Müslüman kardeşine, bir fikir danışana o danıştığı kimse doğru yönlendirme yapsın. O zaman ya, olmaz. E bu adamın yalancı olduğunu biliyorsun. Bak söz verecek durmayacak. Sen bunu bildiğin halde adama karıştırma veriyor. Sen ver vermiyor. Sen verme. Ben kimse hakkında bir şey konuşmam. Gıybete karışmam. Olmaz ki burada. Bura yeri değil. Adam içki içiyor. Kumar oynuyor. Gitmiş adamın kızını istemiş. Seni de referans göstermiş. Bu benim, beni iyi bilir. Buna sorun demiş. Ondan sonra sana gelmiş. Hediye mi almış? Birkaç kuruş mu vermiş? Ne yapmış? Bana da geliyor öyle bazı. Bakın bir torba adam hediye getirmiş. Hiç benimle alakası yok. Müftünün kızını isteyecek herhalde. Hocayı aracı koyacak. Ne bileyim ne yapacak. Birisi öyle yaptı bana. Oo, sarıklar getirmiş Mekke'den. Allah Allah. Ne işi benim? Hiç adam tanımıyor. Bir de baktık sonunda birinin kızı meselesi çıktı. Hiç adamdan hukukumuz yok. Ya anladık da kardeşim. Bana hediye getirmiş. Bir şey tamam. E ben şimdi seni bir soruşturayım ki. Sen nasılsın? Bir de adamı soruyor. Ulan dedi babasına silah çeken adamdı. Allah Allah. Kardeşim dedik buna kız vermeyin ya. Böyle olur mu? E hediyeler ne olacak? E ne yapayım ya? Hediyeler alır sağ olsun geri ya. Getirmiş bana bir çuval hediye 20 sene evvel. Beni araya sokuyor. Bu adam seni kırmaz diyor. Bu sana soracak ben biliyorum diyor. Sen buna böyle de. E bir soruyoruz seni diyor adam. Aa, dünya yok. Parmağında rok kapatsın biri diyor. Kim diyor? Tanıyanlarına soruyoruz. E olmadı şimdi. Ne olacak ben sana hediye aldım, şunu aldım, bunu aldım. Senin lehinde nasıl konuşayım ya? Böyle bir şey var mı? Ha zaten derse ki benim hakkımda şuna şunu şöyle söyleyeceksin diye sana bunu veriyorum derse zaten o şartlı olduğu için baştan belli olur. Öyle hediye de olmaz. Rüşvet olur. Onu almak da helal. Olmaz ama tabii mevzu hiç belli değil. İşte ömreden geldim sana şunları getirdim. Allah kabul etsin falan. Hediye almak sünnettir mesela. O değildir ama bir de neticesinde iş patlıyor. Bir zaman sonra. Buna dikkat edeceksin. Efendim, burada adamı soruyorsun. İçki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor. Birinin kızını istemiş. O adam geliyor diyor ki, seni bana referans gösterdi. Sen onu tanıyor musun? Muhitini biliyor musun? Nasıl biliyorsun bu adamı? Sen şimdi burada ne demen lazım? Doğruyu söylemen lazım. وَاِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى En yakınının aleyhine de olsa söylediğinizde doğru konuşun. Adaletli olun. Doğruluktan ayrılmayın. Orada menfaatinize halel gelecek olsa, bir ticaretiniz kesada gidecek olsa, şirketiniz bozulacak olsa, ortaklığınız bozulacak olsa, ne olursa olsun, ne zarar gelirse gelsin,
En yakınınızın aleyhine olsun o konu. Ananın aleyhine dönse, babanın aleyhine bir konu gelse meydana. Biliyorsan doğruyu, doğruyu söyleyin. Mevla bunu emrediyor bize. Sen niye yalancıyı doğru çıkarıyorsun? Doğru adamı yalancı çıkarıyorsun. Ne için bütün bunlar? Hubbu dünya râsü kulli hatiye. Bütün hataların başı geliyor, dolaşıyor. Dünya sevgisi, birkaç kuruş menfaati. Onun için bu kıyamet alametleri icra ediliyor. Allah muhafaza, Allah'ın azabı celbediliyor. Allah'ın gazabı çekiliyor. Üstümüze Allah'ın laneti çekiliyor ya. Nasıl biz yalan, doğru adama yalancı deriz? Nasıl yalancıya doğru deriz ya? Ama deniyor bunlar. Çoğunuzun başına geliyor. Çeşmeden su içer gibi yapıyorsunuz siz bu işleri ya. Onun bunun lafıyla araştırmadan etmeden hesap yapıyorsunuz, kar zarar hesabı, şunu desem şöyle mi olur, bunu desem böyle mi olur, karıştırıyorsunuz sözlerinizi, beyanlarınızı. Böyle olur mu ya? Hadis-i şerif çok. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, 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 her haberi bizlere duyuruyor. İnşallah tesirlenelim. Ölçümüz, mizanımız Kur'an sünnet olsun. Yapacağımız, terk edeceğimiz her işte terazimiz, mizanımız Allah'ın terazisi olsun. Ben bunu dersem, bunu yersem, buna bakarsam, bunu edersem Allah'ı kızdırır mıyım? Şunu memnun edeyim derken Rabbimin gazabını çeker miyim? Buna dikkat edelim lütfen. Bak bu sohbetin özeti Ayşe anamızın yazdığı mektuptaki cevap olsun. Hulasası olsun, beyninize yerleşsin. Kimi mi sevindireyim derken Allah'ı kızdırırsanız Allah sizi insanlara bırakır, insanlar da sizi ne yapar? Vallahi aç aslanlara, aç kurtlara bıraksan öyle parçalamaz. Bu insanlar adamı öyle paramparça eder ha. Öyle şerlidir bu insanlar ha. Düşmeye gör, parçanı ayrı koyarlar. Bak Allah seni millete bırakır ha. Millete bırakırsa yandın sen. Allah bizi bize de bırakmasın, bizi millete de bırakmasın. Rabbim bizi kendinden gayrına bırakmasın. Ha onu istiyorsan o zaman ne yapacaksın? Kim kızarsa kızsın, Allah'ım yeter ki razı olsun diyeceksin. O zaman Allah sana kafidir. Kimsenin belası seni bulmaz. Kimsenin sıkıntısı sana ulaşmaz. Çünkü sen Rabbin var. Kalpler de onun elinde. Diller de onun elinde. Beyinler de onun elinde. Sen Allah'ın rızasına çalış. Zarar görmeyeceksin inşallah. Ama bunlar için ne lazım? İlim lazım. Allah'ın razı olup olmadığı şeyleri bilmek lazım. Ona göre yaşamak lazım. Kendi kafana göre yorum yapıp bu iyidir, bu kötüdür şeklinde marufu, münkeri, doğruyu, eğriyi, hakkı, batılı da kendi kıstaslarına, yanlış ölçülerine göre de yorumlamaman lazım. Çünkü sende o mizan, o terazi, o kantar var mı meselesi var. Orada da ihtilafa düştüğün, şüphelendiğin konuda ehli sünnet alimlere ve bilenlere danışman lazım. Bu durumda eğrisi de nedir, doğrusu nedir, nasıl davranmam gerekiyor? Rabbimin rızası nerededir, aman onu kızdıracak bir iş yapmayayım ben bu konuda diye sorman lazım. Ama sen iş bitiyor, ondan sonra gidiyorsun. Hoca efendi ben böyle dedim de ne demeliydim? Dedikten sonra iş bitmiş, fiş gitmiş, o sıra geliyor. Bir cezalık işi yapıyor, ihramda gidiyor, saçını kesiyor, ihramda gidiyor karısından cima diyor mesela. Ondan sonra hoca efendi ne var? Ben böyle böyle yaptım. Ne lazımdı ulan? Yapmadan sorsana be! Yapmadan sor da bir çözüm üretelim ya. Şimdi yaptın hadi bakalım şu ceza, bu ceza. Haçta böyle iş çok oluyor. Hadi haçta bunun kurtarışı var. Bir kurban, iki kurban, kan akıtırsın, şudur budur. Ama öyle işler oluyor. Öyle şahitlikler, öyle yalancılıklar, öyle hıyanetlikler, öyle sakatlıklar oluyor. Hayatımızda çok ağır faturaları var. Ahirette büyük veballeri var. Onun için yapacağımız işlerde mutlaka ehline danışalım inşallah. Hak, herkesin bildiği gerçekler ortadadır. Şüpheli konularda mutlaka soralım inşallah. Ta ki Rabbimizi kızdıracak bir iş yapmadan rızası üzere yaşayalım, rızası üzere ölelim inşallah. Evet. Şimdi size tavsiyelerimizi yapıyoruz. Kısaca ondan sonra Aşr-ı Şerif okuyoruz. Size şu eseri tavsiye ettim. Bunu bilmiyorum aldınız mı almadınız mı, fakat ben çok istifade ettim. Hala da edeceğim. Bir kısmını bitiremedim. Bir gece oturdum sabahladım. Çok güzel. Sahabe dönemiyle ilgili karışık meseleler. Özellikle Hazreti Muaviye radıyallahu anh'la ilgili. Değil mi? Hazreti Ali ile arasında geçen muharebelerle ilgili. Bu konuyu çok karıştırıyorlar. Kıyamete kadar da sürdürecekler bunu. Öyle anlaşılıyor.
Allah Teala geçmişlerinize dua edin buyuruyor. Bunlar lanet ediyorlar, beddua ediyorlar. Böylece efendim bu kitapta sahabe dönemi işlenmiş. Benim size en çok tavsiye edeceğim bölüm. Nedir en çok tavsiye edeceğim bölüm? Hazreti Muaviye'nin faziletleri. Hazreti Muaviye'nin de fazileti mi olur? Ben size kesinlikle söylüyorum. Çok büyük bir alim. İsmini vermeyeyim. Allame-i Cihan. Yani hakikaten ilmine biz bekleyeceğimiz. Dedi ki ne söverim ne severim dedi. Ya bu ağır oldu ya. Şimdi bu ne söverim ne severim dediğin zaman da denge olmuyor ya. Halbuki Resulullah ne buyuruyor? Beni Allah için sevin, sahabemi benim için sevin. Sohbet hakkı var ya. En büyük alimlerin bile ayağı kaydı burada. Ne söverim ne severim. Ondan sonra dedi ki fazileti hakkında bir şey varit değil. Ancak ne varittir? Dedi la aşma Allah'u batnek. Allah karnını doyurmasın hadisi varittir. Efendimiz bir kere çağırdı. Muaviye'yi çağırın bir şey yazdıracak. Gitti geldi İbn Abbas olacak dedi yemek yiyor. Biraz sonra dedi gidin Muaviye çağırın gitti geldi dedi yine yemek yiyor. Biraz sonra gitti geldi üçüncü çağırdı yine geldi yemek yiyor. Resulullah da dedi Allah karnını doyurmasın. Hazreti Muaviye Efendimiz radıyallahu anh hiç doyduğunu dünyada anlamadı. Hiç. Resulullah şakadan da yapsa bir şey çıktı mı? Adama dedi bir asır yaşa. Adam yüzden aşağı yaşayamadı. Mümkün değil. Yaşayacak çünkü. Aç karnen dedi. Haşa karnen. Miyetesene. Dedi Allah karnını doyurmasın. Hazreti Muaviye diyor hayatımda doymak nedir bilmedim. Doyamıyor Resulullah dedi. Allah karnını doyurur. Ha şaka. Yani beddua değil. Ondan sonra çağırdı, iltifat etti, katibiydi, yazıcısıydı. Şimdi o diyor ki, fazileti hakkında diyor, bundan başka hadis yok. Olur mu ya? Olur mu ya? İlme emanet lazımdır ya. Müsned'de var, Ahmed bin Hanbel'in var, Tirmizi'de var. Allahümme cealü hadiyen mehdiyen, vehdi vehdi bihi. Allah'ım ya Rabbi onu hidayet edici yap, hidayete ermiş yap. Allimul hisab ve kihil azab. Muhasebeyi öğret, azaptan koru, muhafaza et. Neler 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 ya. Hep Tirmizi'de, Kütüb-i Sitte'de var ya. Onun dışında da Müsned'de var. Şimdi onun için bu kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Özellikle 6. fasıl. Ben bunu niye diyorum? Peygamberimizin sahabelerinin aleyhine konuşulmasın. Konuşanlar var mı? Çok. Düşmanları var mı? Çok. İşte Resulullah buyuruyor. Ahir zamanda sahabeme sövüldüğü zaman bildiğini gizleyen, ilmini açıklamayana Allah ve melekler lanet etsin. Bu lanetten kurtulmak için ilan ediyorum. Siz de bu lanetten kurtulmak için hiç olmazsa okuyun. Bir konu açıldı mı bir şey söyleyebilin. Bir kaynak gösterebilin. Dur kardeşim ağzını tut. Radıyallahu anh'a bakalım. Hazreti Muaviye de bakalım. Muaviye Muaviye babanın oğlu değil haşa. Radıyallahu anh'a bakalım. Ben onu sevmiyorum. Evet. Neyse Resulullah'ı seviyor musun? Seviyorsun. Onun hatırı için sahabesini de seveceksin. Bu 6. fasılda madde madde kaç madde ben tabii tam burada efendim hesap yapamıyorum. Kaç madde sayfalar dolusu faziletler bahsi var. Bütün bu faziletlerin nesi var? Kaynakları var. Kaynaklarıyla. Kim buyurdu? Resulullah buyurdu. Kim buyurdu? Diğer sahabe arkadaşları buyurdu. Kim buyurdu? Ondan sonraki tabaka tabi'in tabakası buyurdu. Bunları mutlaka öğrenmeniz lazım. Gündemdeki bir konudur. Kıyamete kadar da gündemi bitmez bir konudur. Öyle bir konudur ki biliyorsunuz başladı devam ediyor. Bunun cevabını bu kitapta bulacak diyorum. Özellikle 6. fasıl. Ben bunu niye diyorum? Peygamberimizin sahabelerinin aleyhine konuşulmasın. Konuşanlar var mı? Çok. Düşmanları var mı? Çok. İşte Resulullah buyuruyor. Ahir zamanda sahabeme sövüldüğü zaman bildiğini gizleyen, ilmini açıklamayana Allah ve melekler lanet etsin. Bu lanetten kurtulmak için ilan ediyorum. Siz de bu lanetten kurtulmak için hiç olmazsa okuyun. Bir konu açıldı mı bir şey söyleyebilin. Bir kaynak gösterebilin. Dur kardeşim ağzını tut. Radıyallahu anh'a bakalım. Hazreti Muaviye de bakalım. Muaviye Muaviye babanın oğlu değil haşa. Radıyallahu anh'a bakalım. Ben onu sevmiyorum. Hıp. Neyse Resulullah'ı seviyor musun? Seviyorsun. Onun hatırı için sahabesini de seveceksin. Bu 6. fasılda madde madde kaç madde ben tabii tam burada efendim hesap yapamıyorum. Kaç madde sayfalar dolusu faziletler bahsi var. Bütün bu faziletlerin nesi var? Kaynakları var. Kaynaklarıyla. Kim buyurdu? Resulullah buyurdu. Kim buyurdu? Diğer sahabe arkadaşları buyurdu. Kim buyurdu? Ondan sonraki tabaka tabi'in tabakası buyurdu. Bunları mutlaka öğrenmeniz lazım.
gündemdeki bir konudur. Kıyamete kadar da gündemi bitmez bir konudur. Öyle bir konudur ki biliyorsunuz başladı, devam ediyor. Bunun cevabını bu kitapta bulacaksınız. Karşı tezleri, fazilet rivayetlerini böyle hiçbir kitapta bulamazsınız. Arapçalarda var, Türkçelerde ben görmedim. Bu kitabı mutlaka okuyarak sahabenin müdafaasında geliştirin. İlminizi, seviyenizi yükseltin. En ufak bir konu olduğu zaman da Resulullah böyle buyurdu, şu sahabe böyle buyurdu. Konuşma kardeşim bu konuda, bu hususta. Ha ama bazı meseleler var. Onların da cevabını burada bulacaksınız. Bu neden oldu, şu neden oldu, şu ne dedi, bunu. Onların da cevabını bulacaksınız. Ha ben bunları bazı sohbetlerde değindim, geçen sohbette, ama kısa oluyor tabii. Kitap gibi kalıcı, ilmi bir kaynak ayrı bir şey, sohbet ayrı bir şey. Burada kaynakları cizsahıyla mutlaka ne niyet edin? Allah ve meleklerinin lanetinden kurtulmaya niyet edin. İlmi açıklamaya niyet edin. Sahabenin hakkına hürmeti niyet edin. Allah da şefaatlerine nail etsin. Esas bundan kim memnun oluyor? Sahabenin sahibi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem hepimizden memnun kalacaktır inşallah. Ta ki biz onun sahabesine sövenler arttığı bir dönemde biz hakkını koruyoruz, sohbet şerefini koruyoruz. Onun yanında bulunma hatırını koruyoruz. Onun için diyorum size, dediler ki Ömer İbni Abdülaziz mi daha hayırlıdır, Muaviye mi daha hayırlıdır? Abdullah İbni Mübarek'e sordular. Ne buyurdu? Resulullah'ın yanındayken Muaviye radıyallahu anh'ın atının burnuna giren toz Ömer İbni Abdülaziz gibi kaç tane eder? Ömer İbni Abdülaziz gibi kaç tane eder? Niye? Kimin yanında? Resulullah'ın yanında. Kimin maiyeti, kimin sohbeti, kimin yakınlığı, kimin civarı? Onun için bu konu dergide de işlenmiş bazı konular. Bu sayıda dergide de bu konuyla ilgili bilgi var. Ama Resulullah'ın hesabına sövenlerin bolca bulunduğu bir toplumda yaşıyoruz. Onun için inşallah onlara karşı bilgimizi, delillerimizi, hüccetlerimizi toplayalım. İlmi mücadele. Bizim derdimiz nedir? Kavga gürültü yok. İlmi mücadele. Bak şu eserde şu var, şu eserde şu var. Onun için aleyhte konuşman doğru değildir. Bilmediklerin var. Bu hususta ilmini tazelemen lazımdır diyerek birbirini uyarmak lazımdır. Allah bu vazifeyi yapanların dünya ahiretlerini mamur eylesin. Amin.